yapmak zorunda mıyız gerçekten? Asuman'la Fatoş burada olduğuna göre. İyi de onlar kendi odalarında yatıyor. Sen de kendi odana gidebilirsin gayet net, rahat bir şekilde. Ruhları bile duymaz. Sabah herkesten önce uyanırız. Karı koca ilişkimize devam ederiz. Bence zaten bizim sadece gündüzleri karı koca hayatımız oldu. Bu çok tehlikeli olur bence, hiç gerek yok. Asıl tehlike bizim yan yana uyumamız. Efendim? Diyorum ki acaba sen yerde mi yatsan? Ya bütün günü sandalye tepesine geçirmiş biri olarak çok acımasız değil mi sen? Ama çok istiyorsan. Yok, istemiyorum. Tamam, haklısın. Git yat sen bir köşede. Sen? Ben de bir ucuna kıvrılırım artık. Ne yapacağım? Koca yatak. Ne olacak yani? İyi geceler Aslı. İyi geceler. Arıyorum, pardon. Gece yatakta dönerken dikkat et. Pestil'e dönmek istemiyorum uykumda. Numara yapma, uyumadığını biliyorum. Ferit. Ferit. Seni seviyorum. Ne? İşte. Anlamıştım zaten numara yaptığını. İyi geceler canım. Şaka yaptım ayrıca. Günaydın. Günaydın. Ben duşa giriyorum. Ben de kahvaltı hazırlayayım o zaman. Dün gece... Sen söyle. Dün gece rahat uyudun mu diyecektim. Şaka mı yapıyorsun? Çok kötü bir gece geçirdim ben. Gerçi sen mışıl mışıl uyuyordun. Ben hiç mışıl mışıl uyumadım. Hiç uyumadım bile hatta. Yani o kadar uykusuzum ki şu an uykusuzluktan öleceğim. Allah bilir ben bugün neler yapacağım bu yorgunlukla. Hayatımda daha kötü bir gece gerçekten geçirmedim. İyi, umarım bir daha aynı yatakta yatmak zorunda kalmayız. Umarım. Günaydın. Kızlar da erkenden çıkmış gitmiş. Akıllarınca bizi yalnız bırakacaklar. Sen bu kadar zahmete ikimiz için mi girdin? Ne zahmeti canım? Her zamanki kahvaltı bu. Fırında da börek var. Nazlı, benim çıkmam lazım. Kahvaltı? Çıkmam lazım. Börek? Sen keyfine bak. Afiyet olsun.
Alo Engin. Ben şirkete geçiyorum şimdi. Her şey hazır mı? Hakan'ın şirketiyle ilgili düğmeye basıldı değil mi? Güzel. Tamam, o halde başlayabiliriz. Ne biçim evlilik bu arkadaşım? Bir güle güle öpücüğü yok, bir görüşürüz karıcım yok, birlikte kahvaltı yok. O kadar da uğraştım. Hay öyle dün gece özledim diyordun. Şu kıvamın güzelliğine bakar mısın? Tam istediğim gibi oldu. Çok güzel görmüyor. Yani görüyorum da tadarsam daha iyi anlarım sanki. Bak. Çok leziz. Eline sağlık. En zevkli kısmı şimdi başlıyor. Sosu üzerine dökeceğim. Kolay gelsin. Ferit. Nasılsın hayatım? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Yeni yardımcım mı? Hayırlı olsun. Geçiyordum uğradım. Limonlu pastaya denk geldim. Limon sosunu falan tattım. Çok leziz olmuş. Gelmek için başka bir nedenim daha oldu. Dün de eve uğramışsın. Ben yokken. Ben yokken karıma göz kulak olduğun için teşekkür ederim. Nazlı'yı merak ettim. Teşekkür ederiz Deniz, sağ ol. Oturalım biraz, kahve içelim mi? Yukarıda. Yok ya, benim sergiye gitmem lazım. Sonra görüşürüz. 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 Hazırsa ben de bir dilim alabilir miyim? Birkaç ufak dokunuşum kaldı, hemen hazırlıyorum. Tamam, ben yukarıdayım. Ferit abi, Ferit enişte, bir konuşabilir miyim ben sizinle? Ne var Asuman? Bir saniye. Söyle, ne söyleyeceksin? Galiba Demet Hanım aramıza bir casus yerleştirmiş. Yani Burak, Demet Hanım için çalışıyor. Ona haber uçuruyor. Nereden çıkardın bunu? Demet Hanım bana bir telefon hediye etmişti. Pahalı bir telefon. Aynısından Burak'ta da var. Pahalı bir telefon olmasa onu casus yapmaz. Bu öyle herkesin elinde olabilecek bir telefon değil Ferit Bey. Hele ki ailesi de maddi destekte bulunuyorsa. Hem öyle kenarda köşede fısır fısır telefonda konuşuyor. Bakın. Burak Demet'in adamı. Ben de o yollardan geçtim. Eminim. Hayırdır, nereye? Ferit Bey, bırakın beni. Önce bir derdini anlayalım, sonra gerekirse bırakırız. Şüphelenmekte haklıymışım. Bir şeyler çevirdiğin çok belli Burak'cığım. Bir hiç çevirdim falan yok. Ben hiçbir şey yapmadım. Neden kaçıyordun o zaman? Ferit, Asuman ne oluyor? Burak, Demet Hanım'ın aramıza sızdırdığı muhbiriymiş. Ne diyorsun Asuman sen? Nereden çıktı bu? Kimsenin muhbiri falan değilim. Ne diyorsunuz anlamıyorum. Belki buradan bir şey anlarız. Abla ben eminim. Zamanında aynı telefondan Demet Hanım bana da vermişti. İşimize yarayacak bir şeyler var mı içinde? Bütün mesajlar silinmiş. Son bir mesaj duruyor. Ferit Bey ile Asuman şu an bir şeyler konuşuyor diye. Raporlar da verilmeye başlamış, çok güzel. Abdullah diye birine gönderilmiş. Demet Hanım diye kaydedecek hali yoktu ama Abdullah da fena fikir değilmiş. Sadece arkadaş, biz her şeyi konuşuruz. O zaman şu Abdullah'a şöyle bir mesaj atalım. Çok önemli şeyler öğrendim. Şu anda konuşamıyorum. Acil buluşalım. Burak, doğruyu ne kadar çabuk söylersen o kadar iyi. Demet Abdullah mı? Cevap geldi. Tamam, nerede buluşalım? Şimdi Abdullah'a bir buluşma yeri vereceğim. Yolda da şarjım bitmek üzere yazacağım ve kapatacağım. Sence buluşma yerine kim gelecek Burak? Allah Allah. Hakan. Aşkım. Burak bana en son acilen buluşmamız lazım diye mesaj atmıştı.
Şimdi de arıyorum, telefonu kapandı, şarjı bitmiş herhalde. Yani ne öğrendiyse çok merak ettim. Gidip bir konuşayım diyorum. Dur bakalım, dur. Bunlar Burak'ı çözmüş, seni yemliyor olmasınlar sakın ha? Nasıl yani? Nereden geldi aklına böyle bir şey? Aşkım, şimdi bu Burak denen çocuk seni hiç ayağına çağırmaya cüret etti mi? Hayır. Hayır. Peki bu çocuğun durduk yere hiç şarjı bitti mi? Hayır. Ha. Bu çocuk sana mesaj da atmadı. Yani siz düzenli olarak hep konuştunuz, öyle değil mi? Doğru. Haklısın. Bir de baksana şuna. Sence de çok düzgün yazılmamış mı? Yeni yetme gençler böyle cümleler yazmazlar. Yani onlar genelde kısaltıyorlar ya her şeyi. Ama baktığın zaman bu gayet düzgün ve güzel bir Türkçeyle yazılmış. Yani bu yazı ya Ferit'in ya Nazlı'nın. Demet, sen kendi özel hattından bununla yazışıp konuşmadın değil mi? Hayır tabii ki de Hakan. Bu zaten başka bir telefon. İçindeki de başka bir hat. Tarık, Burak Ağa'nın toplantı odasında misafir edin. Senin de gözün üzerinde olsun ben gelene kadar. Tamam, tamam. Merak etmeyin Ferit Bey. Ben de seninle geleceğim. Abla saçmalama, senin ne işin var? Nazlı sen burada kal, boş ver. Ben Demet'e haddini bildirip geleceğim. Hayır, kalmayacağım. Hadi bu zamana kadar başımıza sardıkları belalarda Asuman'ın da suçu vardı. Peki şimdi? Biz hiçbir şey yapmasak bile bu kadın bizim yakamızı bırakmayacak. Ona dur demenin zamanı geldi de geçiyor. İyi de sen ne yapabilirsin ki? Henüz karar vermedim. Tamam, hadi acele edelim. Bekir Paşa, bu adresi alıyorsun. Bu adrese 10-15 tane adam gönderiyorsun. Bu telefonu da alıyorsun. Bu göndereceğin adamlardan bir tanesinin adı Abdullah olsun. Bu telefon da onun olsun. Bu Burak'la konuşup muhabbet eden Abdullah'mış, tamam mı? Oraya da her kim gelirse hırpalasınlar. Ne kadar hırpalasınlar abi? Sen bize bir ölçü ver. Şöyle yapalım. Nazlı gelirse Nazlı hırpalasınlar. Kıyamam. Ama Ferit Aslan gelirse işte o zaman aslan gibi hırpalasınlar. Hani sonunda keşke ölseydim desin. Anladın? Ha, öldürmüyoruz yani. Yok be oğlum, ne öldürmesi? Delirdiniz mi oğlum? Bir sakin olun ya. Biz katil miyiz? Ya hemen gaza geliyorsunuz ya. Biraz hırpalasınlar, güzel görünsün. Yeter, anladın? Hadi. Tamam abi. Of. Bir şeyler ters gidince her şey ters gidiyor zaten. Oy kıyamam. Ters mi gidiyormuş aşkıma her şey? Gel. Gel biraz bahçeye çıkalım. Kızlar da bize kahve yapsınlar. Kendimize geliriz ha. Olmaz mı? Olur olur da yani. Tamam tamam. Yazıklar olsun sana be. Ya biz var ya seni insan sandık, aramıza çalışmak için aldık ya. Bir çalışan gibi değil, bir kardeş gibi gördük. Fuu. Yazıklar olsun. Demek olsun lan diktik. Sana yazıklar olsun be. Yediği kaba pisleyen pis adam be. Bu insanlar seni bir kardeş gibi gördüler. Çalışan gibi değil be. Bu yazıklar olsun be. Ne bakıyorsun lan? Önüne bak. Kadar. Tebrik ediyorum Tarık. Çok iyi azarladın. Eyvallah. Sen de çok iyisin ha. Sağ ol. Yalnız bir şey söyleyeceğim. İki günlük adam bu ya. Kardeş marteş falan. Abartmadık değil mi? Ay ne bileyim, bir an gaza geldik, yükseldik ya biz de galiba. Ha. Ha şu başımıza gelenler nedir vallahi hiç anlayamıyorum Tarık. Yemin ediyorum nereye kahrolacağım şaşırdım yani. Suçlu yalnız bırakmam, gel gel. Gülüyorsun ama Fatoş, suçlunun yanında. Ay Cem Bey dedi ki de adamları korkuyor. Acaba oldu Tarık. Ama yerim. Olmadı değil mi? Hiç olmadı bana göre. Ama belki Burak'a göre oluyor olabilir. Sonuçta o şu anda 3,5 kalan olduğu için ne versen yiyecek mutlaka. Aynen.
Yok ya, arkadaşlar da söylüyor zaten. Sende kötü adam enerjisi yok diyorlar. Olsa olsa aptala aşık olurmuş benden. Aa, halt etmiş onlar. Hiç de bile bir kere. Böyle siyah takım elbise giyince de vadi kıvamında olmuşsun gerçekten. Ama. Tabii. Ver müziği. Hadi yardır. Tamam Bekir abi, konuşlandık biz. Artık Ferit mi gelir, Nazlı mı gelir, yoksa ikisi birden mi gelir hiç fark etmez. Konuştuğumuz gibi girişiyoruz biz. İşe bakar mısın? Adamlar aşkım USB ile çalışan tost makinesi yapmışlar ya. Hakan of! Ne gerek vardı şimdi böyle bir şeye? Canım niçin öyle diyorsun ya? Bu kadar teknoloji düşmanı olma. Ne güzel işte. Yani en azından masa başı çalışanlar için iyi bir şey. Ben ondan bahsetmiyorum Hakan'cığım. Şu dövme meselesinden bahsediyorum. Demetciğim. Demir tavında dövülür. Çocuklar Ferit'i biraz okşayacaklar, bırakacaklar. Senin akıllı kocan fırsatları değerlendiriyor diye düşünüyor. Allah Allah, bir şey yok. Sen niye gerginsin? Nasıl niye gerginsin? Neden gergin olmayayım Hakan? Gizli tuttuğumuz adam ifşa oldu şu an. Nasıl gergin olmayayım? Demetciğim, aşkım. Bak Burak denen çocuğun ağzı sıkı çıktı ki. Çağırdılar, görüşmek istediler ha? Öyle düşün. Bir şey olmayacak. Hakan. Hı. Bir şey soracağım. Bu adamlar Ferit öldürmezler değil mi? Kadın sen ne konuşuyorsun ya ha? Ne diyorsun sen? Hayır ben başımız daha fazla derde girmesin diye. Demet! Bizim başımız zaten belada, dertte. Anladın mı? Biraz sakinleş diye bir şeyler yapıyorum. Otur dinlen. Merhaba. Pardon. Yanlış bir zamanda geldik galiba. Baksana. Küçük bir aile dramının tam ortasına düştük. Öyle mi dersin karıcığım? Nazlı, Ferit. Gelsenize. Aslan ailesi ilk defa evli olarak bizim evimizi şereflendirmişler. Bunu neye borçluyuz acaba? Ya gelmeden önce arayıp haber vermek isterdik de şarjımız bitti bizim. Bence kusurumuza bakmazlar. Demet'in sanırım. Toptan mı alıyorsun? Herkese dağıtıyorsun da. Anlamadım. Ya sen istediğin kadar anlamamaya devam et. Yeter ki şu elinizi kolunuzu üzerimizden çekin. Asuman bir cahillik yaptı. Sana elini verdi, kolunu kurtaramadı. Ama güven bana. Asuman senin arkadaşın olmak için çok küçük. Buna rağmen çabuk anladı, akıllandı. Sana da tavsiye ederim. Nazlıcığım, şimdi sen bize hayat dersi veriyorsun ama biz o dersleri çoktan geçtik. Hatta master bile yaptık. Yani biz bu hayatın sillesini yiye bu noktaya geldik be Nazlı. Çok belli. Herkesin hayatı kendine be Hakan.
Herkes kendi hayatından gerekli dersleri çıkarsın, yolunu çizsin. Ama şu küçük oyunları bırakın artık ya. Çamura dizi kalsın. İnsanların arasına cazı çocuk bırakalım, laf taşısın. Bırakın bunları. Bugün cazı çocuk elinde patlar, yarın bu tır meselesi döner. Başına bela olur. Ferit Aslan'ın hayal dünyasından iftiralar. Çok yakında sinemalarda. Öyle. Gidelim mi hayatım? Gidelim hayatım. Aşk olsun ya, ateş almaya mı geldiniz? Bekleyin, birazdan Bulut da gelir, onu da görürdünüz. Yok, gerek yok. Yarın Bulut bende zaten. Zaten yakında hep bende olacak. Adamların emniyetten toplarsın. Kavga etmeyin.